Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri bir skandal. Yani burada aslında bir itirafta bulunuyor. Diyor ki biz kişileri fişliyoruz. Biz vatandaşların adres bilgilerine varıncaya kadar bütün bilgileri bir yerlerden toparlıyoruz diyor. Ya yani Böyle bir itirafta bulunmak gerçekten bir ana muhalefet partisi genel başkanına yakışan bir tutum değil. Eğer doğruysa söyledikleri bu bir suç. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek Türk Ceza Kanunu'na göre e, hapis cezasını gerektiren bir suç. E, bu verileri kimden aldınız? E, o zaman bunu açıklamanız lazım. Açıklamazsanız bu cümle neyin nesi? E, ne yapıyorsunuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Hangi amaçla kullanacaksınız? E, tüm bunlar cevaplandırılması gereken hususlar. E, yani bir ceza soruşturmasının konusu olan e, bir itirafta bulunuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu açıklamayı Ana Muharifet Partisi'nin Birçok açıklaması böyle e, talihsiz açıklamalarda bulunuyor. E, gündemi de boş yere işgal eden e, bir husus olarak da görüyoruz. Tabii ki soruşturulması gereken bir husus varsa elbette ki e, bunun da araştırılması lazım, soruşturulması lazım. Tabii daha önce bir takım iddialarda bulunmuştu. Yabancıların seçmen kaydedildiği, işte Suriyelilerin vatandaş kaydedildiği yönünde e, bir takım açıklamalarda bulundu ve bu açıklamaların Doğru olmadığı da ortaya çıktı. İçişleri Bakanımız rakamları verince, e, onun o ifadelerinin gerçek dışı olduğu ortaya çıkınca, e, bu sefer verdiği röportajda da e, diyor ki biz e, öyle olmadığını gördük, endişe edecek bir durum yok. Ama diyor bizim elimizde herkesin kaydı. Dolayısıyla bundan sonra diyor eğer e, kayıt falan olurlarsa vatandaş olur, seçmen olurlarsa bilginiz olsun biz. E, bu bilgileri önceden elde ettik diyor. Bu bilgileri elde etmek bir kere kişisel veriler e, anayasamızda da koruma altında, e, ceza kanunumuzda da koruma altında. Siz vatandaşın kişisel verilerini ya da Türkiye'de yaşayan yabancıların kişisel verilerini, adreslerini e, ne varıncaya kadar her türlü bilgisini bir yerde depoluyorsanız e, bu hukuka aykırı bir işlemdir. Dolayısıyla bunu hangi amaçla söyleyebilir? Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, hemen hemen her gün e, amaçsız e, söylediği ifadeler de var. Ya burada bir eğer bir tehdit amacıyla söylüyorsa, bakın biz herkesin bilgilerini topluyoruz e, ve yeri gelince de kullanırız diye tehdit ediyorsa bu da ayrı bir sorun, bu da bir sıkıntı. Dolayısıyla e, ana muhalefet liderinin bu konularda sorumsuzca beyanda bulunması Türkiye açısından bir talihsizlik olarak görüyorum.